Sevgili dostlar, Macera Haritası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Bisan standını gezeceğiz. Bisan standına özel bir bölüm ayırmak istedim ve tüm bisikletlerine aynı videoda da değinmek istedim. Çünkü gerçekten ilginç modelleri var ve özellikle de eski Bisan performansından daha da fazlasına geri dönmüş diyebiliriz. Daha fazlasıyla geri dönmüş Bisan diyebiliriz. Gerçekten güncel teknolojiye hakim yeni modeller var. Onların hepsini size göstermek istiyorum. Örneğin şuradan hemen bakın, burada karbon bisikletler var. Bisan'ın karbon bisikletleri RC 980, 9080 serisi, 9800 serisi, özür dilerim. Yine burada alüminyum modeller var. Alüminyum ve aynı zamanda kaynak izleri silinmiş kadrolar. Gayet güzel gözüküyorlar. Karbona benziyorlar. Aynı şekilde burada Serenity'ler var. Şehir bisikletleri, sepetleri, çantaları, bagajları, elcikler ve renk uyumu gerçekten güzel olmuş. Beraberinde burada şehir içi kullanımda uygun bir cihaz. TRX 8500 modelleri mevcut. Yine farklı 8100 modeli mevcut. Renkler gerçekten hoşuma gitti. Burada da elektrikli bisikleti var. Steps kullanıyor. Shimano'nun Steps'ini kullanıyorlar. Ve gerçekten güzel durduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi şöyle kontrol panelinde göstereyim size. Burada ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Hidrolik frenlere sahip. 9 vitesli. Ekstradan da yokuş desteği. Yani hem düz yolda hem de yokuşta iyi bir performans sağlayabilmek için bu sistemi kullanabilirsiniz. Tercih edebilirsiniz böyle bir elektrikli bisikleti. Yine TRX modellerinde 8500 var. Bunlar elbette ki kategori kategori. Fiyat ve üzerindeki sunduğu komponentlere göre model farklılığı mevcut. Bu tarafa geldiğimizde de gördüğünüz gibi yine alüminyum ancak bağlantı izleri silinmiş kadrolarla karşı karşıyayız. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Tasarım benim çok hoşuma gitti. Özellikle şuradaki detay. Bunu daha öncesinde Ghost modellerinde de görmeye alışıktık. Gayet güzel bir model olduğunu söyleyebilirim. Bu da MTX 7800. Ön tarafta da özellikle şu boyun kısmının böyle bir kalın yapılması çok güzel gösteriyor. XCR, Santur XCR 32 süspansiyon kullanılmış. Ekstradan da şöyle güzel bir Enrico denilen bir marka. Komponentler, bidon boğazı, sele borusu kullanılmış. Yine Alex Rims güzel bir markadan. Alex Rims jant çemberleri kullanılmış. Shimano göbekler var. Deore fren sistemi mevcut. Extra bu şeyden Mitas'tan yine Cape Epic lastikler mevcut. Bu modeller bu şekilde gidiyor. Daha düşük seviyeye kadar, 7100'e kadar geliyoruz. Burada neler değişiyor? V frene geçiyoruz. 7'li vites sistemine geçiyoruz. 7x3. Alüminyum kadro. Yine burada da kaynak izleri silinmiş. Bu güzel bir detay. Bu tarafa geldiğimizde de MTX serisi devam ediyor. Bunlar alışık olduğumuz çelik kadrolu Shimano Bisan süspansiyonlu, çift süspansiyonlu bisikletler. Özellikle çocuklar için tercih edilen, son zamanlarda pek fazla tercih edilmemeye başlayan artık. Gördüğünüz gibi çok ufak bir bölümü kapsıyor. Artık yeni teknoloji, yeni kullanım şartları diğer modellere yöneltiyor insanları. Burada da Bisan'ın katana bisikletleri var. Katana bisikletler de gerçekten etkileyici gözüküyorlar, güzel gözüküyorlar. Yine burada ilginç bir teknoloji kullanılmış. Bisan FX 3800 Nexus vites sistemi kullanıyor. Arkada böyle tekerlekleri var. İlginç bir katlama mekanizması var anladığım kadarıyla ki burada görüyorsunuz. Yani Dahonlar gibi, özür dilerim, Brampton'lar gibi katlanıyor diyebilirim. Yine şöyle devam edecek olursak burada da 3 tekerlekli bir bisiklet var. Yazlık yerlerde, sahilde, orada burada eşyalarınızı taşıyabilmek. Önde de bagajı var. Gerçekten kullanışlı bir bisiklet olmuş diyebilirim. Vites sistemi de mevcut aynı zamanda. Burada da çok ilginç bir model var. Bu ilginç modelde ne? Gördüğünüz gibi ta Bisan'ın en eski zamanlarından kalma, kuponla bisikletin satıldığı, bisikletin hediye edildiği zamanlardan kalma bir bisiklet. Bunu yaşı büyük olanlar biliyordur. Şöyle göstereyim. Fren sistemi bile orijinal. Eski haliyle duruyor. Gerçekten etkileyici. Buraya geldiğimizde de yine aynı şekilde benzer fren sistemiyle çok tarihi eser bir tasarım mevcut ki klasik meraklılar için tercih edilebilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimizde de
Nissan'ın gerçekten hoş bir tasarıma, şık bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebileceğim. Hem süspansiyonlu hem de kalın lastikli, yani fat bike denilen sisteme sahip olan bir bisiklet olduğunu söyleyebilirim. Bu da Savage FT1 olarak isimlendirilmiş. Gerçekten güzel bir tasarıma sahip. Ben beğendim. Süspansiyonu şu. İç kısmı gerçekten şık gözüküyor. Yine Altus sistem var. 8x3 sistem olduğunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimizde de yine kadın modelleri, kadın kadroları, yetişkin erkekler vesaireler hepsini burada bulabiliyorsunuz. Ekstradan burada da yine farklı farklı tasarımlar mevcut. Mesela burada bisikletlerin üzerlerine ufak detaylar eklemişler ki gerçekten güzel olmuş. CTS 5300'müş bu modelin ismi de. Yine grip shift vites kullanılmış Shimano'nun. Durumlar bu şekilde. Evet sevgili arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.